Sağ ol anne. Kızım, tozu getirmeyi unutmuşum. Sana zahmet, getirir misin? Anne, Zuhal hala gelmedi. Gelir evladım, gelir. Sınavı varmış. Anlamadım. Sınav bu saate kadar sürer mi? Bunakkır. Bıktım artık ya, bıktım. Buyur anneciğim. Sağ ol kızım. İyi akşamlar. Nerede kaldın Zuhal? He? Saat kaç oldu? Ne yapayım abi? Sınavı son saate koymuşlar. Trafik de vardı. Anca işte. Anne! Bu kızı çok şımartıyoruz ha. Sonunda başımıza dert alacağız. Haberin olsun. Sana söyleyeyim. Bu kız kesin bir şeyler çeviriyor. Sınav mınav bahane. Annen de bir şey demiyor. Vallahi olan bana oluyor bu evde. Rezzan sofrayı kaldır. Rezzan yemeğin altını kapat. Rezzan kalk. Rezzan çalış. Benim de canım var. Yeter Allah aşkına. Ya zaten sabahtan akşama kadar canım çıkıyor. Bir de sen başlama ya. Bana çıkışacağına git de kardeşine iki laf et. Ben çıkıyorum. Kızım nereye? Kahvaltı etmeyecek misin? Geciktim anne. Okulda atıştırırım bir şeyler. Zuhal! Bak bu sefer gecikme sakın ha. Sınav mınav anlamam. Fena olur sonra ha. Gecikmem abi. Ay iyi dedim valla. Yoksa bu alır başını gider. Benim kızım iyidir. Yapmaz öyle şeyler. Çalışmıyorum. Bütün günümü sana ayırdım. Ama okula gitmem lazım. O zaman biraz gezeriz. Boğaz'da bir çay içeriz. Sonra da seni okula bırakırım. Olur mu? Olur. Hadi bin o zaman. Baksana şunları gördün mü? Ay çok güzel. Hadi gel bir deneyelim. Ay aman be canım, denesek ne olacak? Alacak paramız yok ki zaten. Olsun, gel gel bir deneyelim. Artık kalkalım mı? Dersi kaçıracağım. Biraz daha kalsak. 5 dakika daha. Hem sana söyleyeceklerim var. Neymiş bakalım söyleyeceklerim? Benimle evlenir misin? Yani evet mi? Daha çok erken değil mi Erhan? Henüz okulumu bitirmedim. Hem... Hem ne? Şoförüm diye vermezler mi? Ne de olsa kızımız üniversitede okuyor. Onun karşısına daha kimler çıkar? Saçmalama Erhan. Canım senin işine kim ne desin? Namusunla ekmek paranı kazanıyorsun. Benim babam da şofördü. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Ben sana demiştim hiç girmeyelim diye. Ama nasıl doydu değil mi? Ayağıma da tam oturmuştu. Hele rengi. Of, keşke alsaydım. Vallahi seni bilmem ama ben o ayakkabıyı o parayı versem Halil kesin ayaklarımı kırardı.
Aman nereden duyacaktı ki? Haberi bile olmazdı onun. Bir hayatım var. Onu da yaşamayacaksam öleyim bari. Ay kızım, yani. Biz ayın sonunu zor getiriyoruz. Bir de hayatımızı mı yaşayacağız? Geç bunları bir kalem. Bizim koca karı evi satmıyor ki. Bir satsa 10 katlı apartman yapılır oraya. Hepimiz de gül gibi geçiniriz. Ama keçi inadı var işte. Ve söyle kocana ikna etsin. Anasının sözünden dışarı çıkamaz o. Ama dur hele bir. Ben de zamanımı bekliyorum. Göreceksin. Rezan. 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 Abi. Abi annem nasıl? Neredesin sen? Saatlerdir burada ömür çürütüyoruz. Kötü düşmüş. Neyse ki kafasını falan vurmamış. Ben çarşıdaydım. Tansiyonu düşmüş zavallının. İlaçlarını ararken gözü kararmış işte. Evet canım. Saatlerce orada acı çekmiş işte. Allah'ın cezası evinde bir insan evladı yok ki. Vallahi 40 yılın bir başı pazara gittim. E ben de çıkmasam kim alışveriş yapacak? Malum. Herkes işinde gücünde. Doktor bey aileden birini istiyor. İnşallah kötü bir şey yoktur. Umurunda mı sanki? Tabii umurumda Rezan abla, o benim annem. Annen yatalak olsa bakacak olan kim? Zavallı Rezan. Nasıl olsa sen kaçacak bir delik bulursun. Abi. Omurgasız zedelenmiş. Yani? Bir daha yürüyemeyecek. Thank you.
Çok yorgunum. Bütün gün evi temizledim. Bir de üstüne üstlük anneni yıkadım. Hamit, diyorum ki annen için bir bakıcı alsak. Hem ev işlerine de bakar, ha ne dersin? Hangi parayla alacağız? Ha? Zaten hastane masrafları belimizi büktü. Annenle konuşsan. Niçin? Canım şu ev işi. Buraya bir müteahhite versek. Kabul etmez ki. Ama sen ısrar edersen. Kaç kere söyledim. İstemiyor işte. Daha fazla üzerine gidemem. Ama olan bana oluyor. Kardeşim bile elini hiçbir şeye sürmüyor. Sabah git akşam gel. Nasıl olsa bu evde bir amele var ya. Gezip tozsun hanımefendi. Anneciğim, ilaçlarını getirdim. Sağ ol kızım. Gel bakalım. Çamaşırlarını yıkadım astım. Yarın sabah Rezan abla toplar, temizlerini giyersin. Sağ ol kızım, Allah razı olsun. Size de yük oldum. Hiç yük olur musun? Sen bizim annemizsin. Yaşlılık çok zor kızım. Hele yanında hastalıkta oldu mu? Çok zor. Senin yaşındayken her şey öyle toz pembeydi ki. Hayata aynı senin gibi iyimser bakıyordum. Ama şimdi bir daha toparlanamayacağımı çok iyi biliyorum. Ama içim rahat. Oğlum helal süt emmiş bir kızla evlendi. Sen okuyorsun. İleride düzgün biriyle evlenirsin, işin gücün olur. Benim gibi perişan olmazsın. Rezan abla, çamaşırları toplarsın, odaya astım. Emrin olur hanımefendi. Başka bir isteğin, odanı da toplayayım bari. Sağ ol, ben topladım zaten. Allah'ım ya Allah'ım, yeter be yeter. Benim de canım var ya. Annenin durumu nasıl? Nasıl olsun, aynı. Onun için çok üzülüyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Okul da bitiyor. Artık evleniriz diyordum ama her şey o kadar ani oldu ki. Boş ver. Sen canını sıkma. Biraz daha bekleyebiliriz. Hem evlenince anneni de alırız yanımıza. Hep gözünün önünde olur böylece. Öyle iyisin ki. Oh be. Bunu almıştım vallahi. Biraz nefes aldım. Vallahi ev değil sanki hapishane. Herkes alıp başını gidiyor. Kızı yardım etmiyor mu? Aman bırak o hayırsızı. Aklı fikri kaytarmakta. Bulmuş benim gibi bir ahmak birini. Her şeyi üstüme yıkıyor. Ama böyle olmaz ki, söyle kocana. Buldun adamını sen de. Bizimkisi daha anasıyla konuşup evi sattırmaktan aciz. Hadi gel, çarşıda indirim varmış kız. Bir bakalım. Almadıktan sonra niye bakayım? Ben bu sabah bizimkinin cebinden biraz tırtıkladım. İdare ederiz, gel. Bu sizin kız değil mi ayol? Vallahi o. Bak şu terbiyesize kız. Okul diye çıkıyor meğer, sokaklarda heriflerle sürtüyormuş. Gezdiği de adam olsa bari. Şu bizim mahallede oturan Cahit Usta'nın oğlu Erhan değil mi o? Kim ki o? Canım işte minibüs şoförü. Thank you.
gelmedi hala. Gelir birazdan. Annem nasıl? Aman nasıl olsun, aynı işte. Sen asıl anneni bırak da kız kardeşine bak. Okul diye çıkıyor, sokaklarda el alemin şoförleriyle geziyor. Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kulaklarım da duyuyor, gözlerim de görüyor. Bugün sahilde ikisini el ele gördüm. Üstelik bir şey olsa gam yemeyeceğim. Şoförün teki işte. Vallahi bak, buraya yazıyorum. Kızı alır kullanır, sonra ortalarda bırakır, rezil oluruz ona göre. Mahalleye geldik, ben burada ineyim. Zuhal, bugün annemle konuştum. Önümüzdeki hafta size gelmeyi düşünüyorum. Önce bizimkilerle konuşsaydın. Ben adım atmazsam senin konuşacağın yoktu. Peki, bu akşam konuşurum. Tamam. İyi geceler. Görüşürüz. Da çok zahmet veriyorum. İstersen zahmet vermezsin anne. Nasıl? Bu evi satsak sen de biz de gül gibi geçinir gideriz. Hem sabah akşam başında duran bir bakıcın olur. Ben de biraz nefes almış olurum ama, değil mi? Peki ya sonra kızım? Paralar bitince ne olacak? Evsiz barksız ne yaparız sonra? Canım, veririz bir müteahhite, alırız iki daire. Birini satar geçinir gideriz. Ben ölünce satarsınız kızım. Zuhal! Neredeydin? Okuldaydım abi, ders notlarını topluyordum. Yalan söylüyorsun. Ne yalanı? Ulan biz seni okutmak için lokmamızdan kızıyoruz be. Ama sen elim şoförleriyle gezip gönlünü eğlendiriyorsun. Hiç mi utanman yok senin ha? Allah'ın cezası. Abi. Sus, yalanma. Okula gittim de bana. Kimseyle gezmiyorum de. Yengem yanlış görmüş de. Söyle. Doğru abi. Doğru. Tabii ki doğruyum. Ama abi. Ne oluyor içeride, niye ha? Bağırışıyorlar? Ne olacak? Ulan ben seni okutabilmek kızım için okula gideceğim. Şoförlerle geziyor her anneciğim. Her gün iş yerinde neler çekiyorum be. Tabii ne yapsın? Babası da şofördü. Kan çekiyor işte. Seni kullanıp kullanıp atar o herif, biliyor musun sen? Ha? Erhan düzgün bir abi. Durumumuz sandığın gibi değil. Hatta annesi sizinle tanışmak için gelmeyi düşünüyor. Ne? Ne saçmalıyorsun ya? Allah'ın serserisi bir de seni istemeye mi gelecek? Sakın anası falan buraya gelmesin. Saçından sürüye sürüye kapıdan atarım. Anladın mı? Atarım. Sen ne dersen de. Biz de evleneceğiz. Kız. Evlen de göreyim bakayım. Bir daha bu evden içeri girebiliyor musun? Boşver, sinirini bozma. Ne yaparsa yapsın. Ay bir de onunla mı uğraşacağız Allah'ını seversen? Ya yıllarca okul açlığını ben verdim ya. Sırf okusun adam olsun diye. Şunun yaptığına bak. Ne diyeyim? Allah bildiği gibi yapsın ya. Anne. İyi misin?
anneciğim. Neden böyle oldu be kızım? Abinle hiç kavga etmezdiniz. Siz birbirinizi çok severdiniz. Ben abimi yine seviyorum anne. Ama bana hiç anlayış göstermiyor. Bak, birkaç aya kadar okulumu bitiriyorum. Bir çocuk var. İyi biri. Biz onunla evlenmeyi düşünüyoruz. Ama abim onun şoför olmasına takmış. Babam da şoför değil miydi anne? Evet ama mazbut biriydi rahmetli. Abin diyor ki... Abim Erhan'ı tanımıyor bile. Rezan abla ne anlattıysa onu biliyor. Anne, ben evlenmeye kararlıyım. Bunu ne abim ne de başka biri engelleyebilir. Doğru olan neyse onu yap kızım. Aslında şu anda çekip gideceğim ama... Anne, seni bırakmak var ya. Eğer gidersem şunu bil. Seni mutlaka yanıma alacağım. Biraz toparlanıp seni hemen yanıma alacağım. Ben iyiyim kızım. Sen beni düşünme. Kendini düşün. Düşünme doğru olanı. Anneciğim. Zuhal. Okula mı gidiyorsun yoksa o serseriyle mi buluşacaksın? Onunla buluşacağım. Bana bak. Abi bana yaklaşma. O tokadı bana bir kere atarsın. Okumuş kızın hali de bir başka oluyor canım. Sen yıllarca cebine harçlığını koy. Al işte mükafatını, iyi mi? Yazıklar olsun sana. Bak. Eğer o herife gidiyorsan bir daha buraya gelme. Yoksa o yediğin tokattan daha beterini yaparım. Anladın mı? Sakın gelme. Merak etme. Gelmem. Ulan seni... Nankör. Rezan, Rezan! Dur ayol, ne bu halin? Nefes nefese kalmışsın. Aman sorma, duyar duymaz haber vereyim dedim. Ne oldu? Sizin kız var ya, Zuhal. Aman bırak onu Allah aşkına. Kaç gündür ortalıkta yok. Yüzünü şeytan görsün. Zuhal evlenmiş. Ne? Evlenmiş mi? Ben burada onun yatalak anasına bakıyorum. Kızın yaptığına bak. Ama var ya ben bunu onun yanına bırakmam. Bak görürsün sen.
Nasıl buldun? Güzel. Nasıl döşeyeceğiz bu evi onu düşünüyorum. Orası kolay. Hepsi hazır bir depoda bekliyor. Ne diyorsun Erhan? Sen onca yıl okurken ben ne yapıyordum sanıyorsun? Bol bol taksit ödüyordum işte. O kadar mutluyum ki. Bir de annem yanımda olsaydı. O da kolay. Eve bir yerleşelim. Hemen onu da çağırırız. Dur bakalım. Önce şu işe beni bir kabul etsinler de. Tamam o zaman. İşe girdiğin gün anneni ziyarete gideriz. Abim kabul etmez ki. Zuhal, orası senin de evin. Haklısın. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne o? Yüzünden düşen bin parça be. İnsan bir iki laf eder. Ne laf edeyim Hamit? Hal mi kaldı? Kız kardeşin kaçtı. Annenin bütün yükü üstümde. Acınacak haldeyim vallahi, acınacak. Yok yok. Zuhal yine halamlara gitmiştir. Bir kere daha böyle kavga etmiştik. Yine öyle yapmıştı. Sen öyle san. O çoktan evlendi de senin haberin yok. Evlendi mi? Tabii ya. O serseriye kaçtı. Bütün mahalle biliyor, bir sen duymamışsın. Vallahi bak, bu evin yarısı onun. Bir gün annene bir şey olursa, oturduğumuz evi de elimizden alır o kız. O herif de arkamızdan güler, haberin olsun. Yaptığımız doğru değil. Anne bana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama Zuhal de benim kızım. Ya senin kızına bir şey olmayacak. Sadece evi üstüme geçireceğim. Ama anne, ya senden sonra gelip bizi evden çıkarırsa ne olacak? Zuhal öyle şey yapmaz. Anne, sana o değil biz bakıyoruz. Ya bana güvenmiyorsan git kızını bul onunla yaşa. Hadi noter kapanmadan yetişelim çabuk. Hadi hadi. Valla sen de olmasan ne yapardım bilemiyorum. Sabah kalk, koca karının yemeğini yap, evi topla, temizle. Dayanacak gücüm kalmadı vallahi. Ama öyle deme canım, kadıncağız da evi üstünüze yaptı. Ay aman, bana mı yaptı sanki, oğlunun üstüne yaptı işte. Canım oğlu senin kocan değil mi? Bu ev senin de sayılır. Vallahi faydasını görmedikten sonra ne işe yarar? Ömür geçip gidiyor kardeş. Bu koca karının öleceği de yok. Oh, şeytan diyor ki var ya. Tövbe tövbe. Ne düşünüyorsun hayatım? Annemi. Çok özledin değil mi onu? Çok. Yarın gitmeyi düşünüyorum. Geç bile kaldın. Haklısın ama anca düzenimizi kurduk. Hem abimin siniri kolay geçmez. Onun ateşinin biraz küllenmesini bekliyordum. Küllenmiş midir bari? Bilmiyorum.
anneciğim, nefis bir mercimek çorbası yaptım sana. Hiç iştahım yok be kızım. Aa, yemezsen darılırım vallahi. Sırf senin için yaptım. Hadi bak, istersen ben yedireyim. Zahmet olmasın. Aa, ne zahmeti anneciğim? Olur mu öyle şey? Nasıl olmuş? Hadi bir tane daha. Bitireceksin bunu bak. İtiraz isteme. Ne yüzle geldin sen buraya? Rezzan abla. Çekil de gireyim. Git buradan hadi. Burası benim de evim. Artık değil. Nasıl yani? Annen evi abinin üstüne yaptı canım. Yani artık bu evde sana ait hiçbir şey yok. Var Rezzan abla. Bu evde bana ait bir şey var. Ve ben onu görmeye geldim. Çekil de annemin yanına gireyim. Hop. Hiçbir yere gidemezsin. Abi. Bak. Ağzını burnunu dağıtmadan evvel defol karşımdan. Abi annemi görmeliyim. Kafamı bozma. Çekil gözümün önünden. Senin artık ne annen ne de abin var. Defol. Defol. Aha. Geç içeri. Thank you.
Anlat bakalım. Annenle başka neler konuştun? Hiç. Bizden bahsettim. Evimizden. Ne kadar mutlu olduğumuzdan. Zuhal. Neyin var hayatım? Hadi anlat bana, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Sana yalan söyledim Erhan. Ben annemi hiç görmedim. Onunla hiç konuşmadım. Ama sen... Evet. Sen onunla konuştum dedim. Utandım. Başıma gelenleri sana anlatmaya utandım. Ne oldu? Abim. Abim beni kapıdan kovdu. Ama böyle bir hakkı yok. O eve artık adım atamazmışım. Evi abimin üzerine yapmışlar. Annem böyle bir şey istemezdi. Zavallı kadını zorlamışlardır. Bu kadar hainlik olmaz. Yine de senin anneni görmene engel olamazlar. Ben artık o eve gitmem Erhan. Gitmem. Hamit abi, seni görmek isteyen biri var burada. Kimmiş? Yakınınmış. Yakınım mı? Hı. Vallahi. Buyur birader. Beni arayan sen misin? Evet ben. Yakınıyım demişsin. Kusura bakma, tanıyamadım. Çünkü hiç görüşmedik. Ben kız kardeşinin eşiyim. Git işine. Bir de seninle uğraşmayayım. Dur bir dakika, dur. Bırak ya! Sana dur bir dakika dedim. Ben kapına gelen o savunmasız kız değilim. Lafımı dinlemezsen suratını dağıtırım, anladın mı? Senin evinde karımın annesi kalıyormuş. Ve biz onu çok merak ediyoruz. Eğer onu bize göstermezsen... Senin o kıymetli evini başına yıkarım. Anladın mı? Anladın mı birader? Anladın mı diyorum? Anladım. Anladım. İşte şimdi oldu. Fikrini değiştirdiğin için sağ ol. Önemli değil. Ben sadece annemi göreceğim. Eğer tabii isterse biz dede kalabilir. Hı hı. Biliyorsun Rezan abla da çok yoruluyor. Tamam. Ne işi var bunun burada? Çok konuşma. Sen işine bak. Ama... Hadi işine sen. Annem uyandı mı? Vallahi bıraktığımda uyukluyordu. Bütün gün uyukluyor zaten. Heh. Ne zamandır beni görmedi. Nasıl sevinecek şimdi? Anne! Anneciğim! Anne cevap ver anne! Lütfen anne. Kendine gel. Anne! Anne cevap ver bana. Anne! Anne ben geldim. Anne ben geldim yalvarırım, cevap ver bana anne. Anne! Anne lütfen bırakma Zuhal. Beni. Anne ne olur. Zuhal. Anne konuş benimle. Zuhal. Anne ne olur. Anne ne olur. Zuhal, annen ölmüş Zuhal. Ölmüş. Hayır. Zuhal. Hayır anne ne olur lütfen şimdi değil. Zuhal. Anne ne olur. Anne ne olur bırakma beni lütfen anne şimdi değil. Bebeğim. Tamam. Anne yap. Şimdi değil. Zuhal. Anne şimdi değil. Anne lütfen. Anne lütfen anne şimdi değil. Anne lütfen. Zuhal. Anne şimdi değil anne şimdi Zuhal. Değil. Ah şimdi değil anneciğim şimdi değil. Zuhal.
Allah, ölüsü bile sırtıma yük oldu. Şimdi işin yoksa bir de millete cenaze yemeği hazırla. Ayol ben varken sana düşer mi? Sen git otur dinle. Hay yaşa be, canım arkadaşım. Hiç tuzu yok bunun. Güzel anne. Gün yüzü göremeden gitti. Okulumu bitirmemi isterdi. Evlenmemi isterdi. Torunumu bir görsem derdi. Hiçbirini göremeden gitti. Ya yapma böyle Zuhal. Artık o hepimizden daha huzurlu. İçin rahat olsun. Şimdi o hiçbirimizin göremediklerini görüyor. Seni, beni... ve belki başkalarını da. Acıkmışsındır diye sana da bir tabak getirdim. İyi gelir. Allah razı olsun kardeş. Ağzım dilim yapışmıştı. Birazdan baş sağlığına gelirler. Dolar taşar ev. Aman. Sanki çok seveni varmış gibi konuşuyorsun. Ayolunu kimse sevmezdi ki. Öyle deme. Konu komşu gelecek. Gelmezler. Artık gelirlerse de benim hatırım içindir yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.